Selamlar arkadaşlar, Çok Şeker Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel modelin yapımı ile karşınızdayım. Çiçek çiçek görüntüsüyle çok şık, yapımı da oldukça kolay bir model. Bu modeli şal yapımında, bebek yeleği, gelin yeleği istediğiniz her modelde uygulayabilirsiniz. Çabucak ilerliyor, örünce siz de göreceksiniz. Yapımına başlayalım. İpim alize diva, tığım 2 numara. 34 zincir çekiyorum. Her zincirin içerisine bu şekilde batarak birer sık iğne yapıyoruz. Bir sıra sık iğne yaptık. Modelin uç kısmı kıvrılmasın diye. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 1, 2, 3. Buradan itibaren 4 yuva saydım. 5. yuvanın içine batıyorum. 1, trabzan yaptım. 2 3 4 5 ve 6. 6 yuvaya 6 tane tekli trabzan yaptım. Yine burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 yuva atladım 5. yuvaya. 1 trabzan yapıyorum. Yanındakine 2, yanındakine 3, 4, 5 ve 6. Yine 6 yuvaya 6 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 yuva atlıyorum. Yine 6 yuvaya birer tane trabzan yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. En uçtaki yuvaya bir trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Buradaki yuvanın içerisine İkili trabzan yapıyorum. 3 tane. 1 2 ve 3. Yine bir trabzan yaparak buradaki yuvaya batıyorum. Hiç zincir çekmeden bu şekilde ikinci, üçüncü, üç trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve aynı yuvaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. Yine zincir çekmeden yandaki yuvaya geçiyorum. 1 2
3 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Zincir çekmeden en uçtaki yuvaya yine 3 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Ve burada iki, bir, iki, üçüncü zincire batarak trabzanımı sabitliyorum. Bu şekilde. Modelin ikinci sırası böyle. Şimdi üçüncü sırada şöyle bir püf noktası var. Buranın bu şekilde dümdüz çıkması için burada nasıl ki bu modelin sadece yarısını yaptık kenarlarda, bu dolgunun da yine 4 tane dolduracağız. Diğer kısımlara 6 tane trabzan yapacağız. Şimdi başlayalım. 1, 2, 3. Burada bir zincirimiz var. Yukarı çıkarken bunu bir trabzan sayıyorum. Yuvanın içerisine tekli trabzan yapıyorum. 3 tane. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yuvaya battım. Ve yuvanın içine 6 tane tekli trabzan yapıyorum. Buradaki kısımda ikili trabzan yapıyoruz. Bu kısımda ise tekli trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer yuvaya geçtim. Altı tane trabzan yaptım. Yine 4 zincir çekiyorum. Kenardaki yuvaya geçtim. Buraya da 4 tane trabzan yapıyorum. 3 trabzan yaptım. Yine burada 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içine batıp sabitliyorum. Dördüncü sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Ve yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine 3 trabzan yapıyorum. Yandaki yuvaya geçiyorum. Bir trabzan, 2 ve 3 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve 3 trabzan daha yapıyorum. Yandaki yuvaya tekrar geçtim. 3 trabzan. Dört zincir, tekrar üç trabzan yapıyorum. Ve en uçtaki yuvaya bir tane ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Beşinci sıraya geçiyorum. Burada
ilk sırada yaptığımız gibi 8 zincirle başlayıp ardından buradaki dolguları yapmıştık. Buradaki sadece fark zincirin üstüne kurulması, burada da üzerine doldurulması trabzanları. Şimdi 8 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Burada hemen yuvanın içerisine 6 tane tekli trabzan yapıyorum. Modeldeki püf noktası şöyle arkadaşlar. Bu sırayı yaparken buradaki dolgu sırasını, bu sıradan bahsediyorum. Bir sıra zincir çekip başlıyoruz dolguları yapmaya. Diğer sırada ise zinciri çekiyoruz. 4 zincir ve yuvanın içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz. Ardından öyle devam ediyoruz. Diğer tarafta da yine öyle denk geliyor. Bunları dikkate alın. Bu şekilde sıralarınızı devam ettirin. Dört zincir çektim. Sıradaki yuvaya yine 6 trabzan yaptım. Yine 4 zincir, 6 trabzan. Ve son olarak 4 zincir çekiyorum ve buradaki uçtaki yuvaya batıp bir trabzan yapıyorum. Üstteki sıraya geçelim. Bu sırada burada yaptığımız gibi yarım ile başlıyoruz. Ardından bu modeli 2 tam uyguluyoruz ve uçta yine yarım. İkinci modeli uyguladığımız sırada ise 3 tane tam denk gelmişti. Sekiz zincir çekelim ve buradaki yuvanın içerisine 3 tane trabzan yapalım. Diğer yuvaya geçtim. Üç trabzan yapıyorum. 4 zincir, tekrar 3 trabzan. Diğer yuvaya geçiyorum. Aynı şekilde 3 trabzan, 4 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Diğer yuvaya geçtim. Kenardaki yuvaya. Üç trabzan yaptım. Dört zincir çektim. Ve bir, iki, üç. Dördüncü zincire batarak bir trabzan yaptım. Burada yaptığımız gibi. Ve tekrar 6 trabzan 4 zincir olan sıraya geçiyorum. 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. 1 2 3 tane tekli trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim ve yuvaya battım. 2 3
4, 5 ve 6. 6 trabzan yaptım. 4 zincir. Sıradaki yuvaya battım. 6 trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir ve kenardaki yuvaya battım. Ona da 3 trabzan yaptım. Sonuncu trabzanı buradaki zincirleri sayıyorum ve 3. zincire batarak sabitledim. Model çok hoş bir model. Şöyle bakınca buralar çiçek çiçek görünüyor. Buradaki kenar kısmında olan ayrıntıları atlamadan dikkate alarak modelimizi devam ettirelim. Anlaşılabilmesi için ben tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Burada yaptığımız ilk sıra buradaki sıra ile aynı modelin kurulumu içindi. Bu şekilde yapmamız. Buraya ilk burada zincir ile başlamıştım. Ardından trabzanları yapmıştım. Ve burada zinciriyle başladığım için bu ikinci sırayı buradaki modelin yarısını yani 3 trabzanı uygulamıştım. Ardından bir üstteki sırada ise burada yaptığım yuvaya 4 trabzan yaptım ve bu sırayı uyguladım. Yine diğer kenarda da. Onun üzerindeki sırada ise direkt zincirle bu kısma 1, 2, 3 yuvaya da bu modeli tam uyguladım. Görüldüğü gibi. Bir üstte de yine ilk başladığımız gibi zincirle başlayarak bu sırayı uyguladım. Ve yine üstündekine de zincirle başladığım için bu modelin yarısını uyguladım. Yani 3 trabzan. Bu şekilde bunları sırayla dikkate alarak devam edelim. Bu modeli ben çok sevdim. Sizler için güzel bir yazlık bebek yeleği tasarlayacağım inşallah. Onu da sizlerle paylaşırım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni modellerde buluşmak üzere, sevgiyle kalın.